Esselamu Aleyküm. Evet dostlar, bu videomuzda inşallah sizlere Kur'an-ı Kerim'deki en kıymetli, en faziletli ayetlerden biri olan Peygamber Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi Ayetel Kürsi en büyük ayettir buyurduğu ayeti kerime olan Ayetel Kürsi'yi anlatmaya çalışacağım. Ayetel Kürsi'nin fazileti babında 35 kadar hadis-i şerif varit olduğu belirtilmektedir. Bunlardan bir kısmını sizlere Ayetel Kürsi'nin fazileti babında nakletmek istiyorum. Yalnız Ayetel Kürsi'yi bilmeyen kardeşlerimizin ezberlemesi için ben burada onlara açık açık tane tane okuyup onların da benim tekrarımı tekrar ederekten ezberlemeleri için başlamadan evvel Ayetel Kürsi'yi okumak istiyorum. Yalnız Arapça harflerin bazılarının Türkçe karşılığı olmadığı için tekrarımı çok dikkatli dinleyip ona göre tekrar edip doğrusunu öğrenmemiz lazımdır. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa hu el hayyul kayyum la te'huduhu sinetu ve la nevm lehu ma fis semavati ve ma fil erd men zellezi yeşfe'u indehu illa biiznih ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la yuhayduna bi şeyin min ilmihi illa bima şa'a vesi'a kürsiyyuhus semavati vel erd ve la yeuduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Sadakallahul azim. Evet, şimdi faziletini anlatmaya başlayabiliriz. Bu ayet herhangi bir evde okunduğunda şeytanlar o evi 30 gün süreyle terk ederler ve hiçbir büyücü, ister erkek olsun ister kadın, 40 gece süreyle o eve giremez. Her farz namazdan sonra Ayetel Kürsi'yi okuyanın cennete girmesi için hiçbir engel yoktur. İmam-ı Nesai buyurmuş bu hadis-i şerifi de. Her namazdan sonra tesbih bölümüne geçmeden, yani 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber demeden Ayetel Kürsi okuyoruz. İşte bu hadis-i şeriften dolayıdır. İhmal etmeyelim inşallah. Yatağına geldiğin vakit Ayetel Kürsi'yi oku. Muhakkak ki Allah-u Teala sana bir melek müvekkel kılar. Sabaha kadar seni şeytanın şerrinden muhafaza eder. Bu çok önemlidir dostlar. Ayetel Kürsi okumadan yatmayalım. Çoluğumuza çocuğumuza da öğretelim mutlaka. Çocuklarımız yatarken de olsun, sokağa çıkarken de olsun okuyup onların üzerlerine üflemeyi ihmal etmeyelim. Kendimizi şeytanın şerrinden koruduğumuz gibi onların da korumasını sağlayalım. Evet, son hadisi şerifimiz Eba Eyyub el-Ensari, yani Eyyub Sultan Hazretlerinden şöyle buyuruyorlar. Evimde beni cin tutuyordu. Durumu Resulullah'a arz ettim. O da bana onu gördüğünde Bismillah, Allah'ın Resulüne icabet et buyurdu. Daha sonra cinli Eyyub el-Ensari Hazretlerine tekrar gelince Allah'ın Resulünün kendisine söylediklerini söyleyip onu yakaladı. Cin sana bir daha gelmeyeceğim deyince serbest bırakıp Resulullah'ın yanına geldi. Allah Resulü esirini ne yaptın diye sordu. O da yakaladığım zaman seni bir daha rahatsız etmeyeceğim deyince serbest bıraktım dedi. Resulullah da o sana tekrar gelecektir dedi. Gerçekten de beni rahatsız etmeye iki ya da üç kez daha gelip her defasında bir daha gelmeyeceğini söyledi. Nihayet tekrar yakaladığımda beni bırak, sana öğreteceğim öyle bir şey vardır ki onu okuduğun zaman hiç kimse seni rahatsız edemeyecektir. O da Ayetel Kürsi'dir dedi. Resulullah'a gelip olanları anlattım. Allah Resulü de o bir yalancı olmasına rağmen doğru söylemiştir buyurdu. Evet, Ayetel Kürsi hakkında ben sizlere burada fazileti, önemi, değeri anlaşılması için biraz olsun hadis-i şerif nakletmeye çalıştım. İnşallah yeterli olmuştur. Şimdi de biraz da faziletinden bahsedelim. Buyurun başlayalım. Ayetel Kürsi'nin harfleri 170'tir. Gece yarısında tenha bir yerde kıbleye karşı oturduğu halde 170 defa Ayetel Kürsi okuduktan sonra Allah-u Teala Hazretlerinden herhangi bir hayırlı muradını hasıl olmasını isteyen kimse, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri dilediği istediği şeyi o kimseye lütfundan ve kereminden ihsan buyurur. Cuma günü sabah namazından evvel abdest alıp kıbleye karşı oturup 313 defa Ayetel Kürsi okuduktan sonra Ya Rabbel Azim, bu ayeti kerime hürmetine, 313 Ehl-i Bedir ve 313 Ashab-ı Talut hürmetine muradımı ihsan buyur diye dua eden kimsenin biiznillahi teala maksat ve meramı hasıl olur. Hayırlı hacetlerimiz hakkında çok güzel iki tertip. Bence bunları bir yere not edelim.
Haram aylardan ve hicri aylardan birincisi olan Muharrem ayının ilk günü sabah namazına mütakip her defasında Besmele-i Şerif ile beraber 360 defa Ayet-el Kürsi okuduktan sonra Allahümme ya muhavvilel havli vel ahvali havvil hali ila ahsenil hali bi havlike ve kuvvetike ya kebiru ve ya mutealu ya azizu ve ya mufdal ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem diyerek dua eden kimse o sene zarfında Allahu Teala Hazretlerinin hıfzu emanında yani her türlü muhafaza altında olur. Hiçbir kötülük, hiçbir fenalık, hiçbir zarar ziyan o kişiye bulaşmaz. Bence bunu da not etmek lazımdır. Senede bir defa bu dua nasip olduğu için kaçırmamak lazımdır. Bu duanın da linkini aşağıda veriyorum. İndirerek dua edebilirsiniz. Rüyalarında korkunç şeyler gören kimse yattığı zaman 3 defa "Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm" deyip 3 kere Ayet-el Kürsi'yi okusun. "Ve lâ yeûdühü hıfzuhumâ ve huvel aliyyül azîm" kavli şerifine geldiği zaman bunu 3 defa tekrar etsin. Sonra yatsın. Artık o gece korkunç ve taciz edici şeyler görmez. Rahat ve sakin bir uyku uyumuş olur Allah'ın izniyle. Güzel bir reçete. Bunu uykusunda korkup sıçrayan çocuklarımıza da yapabiliriz. Şifa olacaktır inşallah. Ayet-el Kürsi bir kağıda 11 defa safra mürekkebiyle yazıp üzerine de 101 defa yine Ayet-el Kürsi okuduktan sonra öd ve amber gibi güzel bir tütsüyle tütsüleyip bu kağıdı bir hanenin kapısı üzerine konulursa Allah'ın izniyle oraya ne bir hırsız, ne bir düşman, ne bir sihir, afet, bela, musibet girmez. Orası Allah-u Teala Hazretlerinin koruması altında olur. Yine bu kağıt bir ticarethaneye asılırsa oranın alışverişi artar, kârı kazancı çoğalır, zarar ve ziyan o ticarethaneye girmez biiznillahi teâlâ. Yine bir başka rızık hususunda tarif ise şöyle. Bir kağıda 3 defa Ayet-el Kürsi'ye yazıp üzerine de 1289 defa Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Aliyyu, Ya Azim okuduktan sonra muska yapıp üzerinde taşıyan kimsenin rızkı her zaman bol, kısmeti açık olur. O muska üzerinde bulunduğu müddetçe bütün afetlerden, düşman şerrinden biiznillahi teala korunmuş olur. Bir sihir neticesi olarak bağlı olup helaliyle yakınlık edemeyen kimse Ayet-el Kürsi'yi bir kağıda safran mürekkebiyle yazıp suya koyar ve o su üzerine 101 defa Ayet-el Kürsi'yi ve 1289 defa Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Aliyyu, Ya Azim okuyarak tam bir itikat ile 3 sabah aç karnından içerse biiznillah bağ çözülür ve helaliyle yakınlık güç getirmiş olur. Bir kağıda Ayet-el Kürsi'yi yazıp üzerine 21 defa Ayet-el Kürsi, 3 defa İhlas-ı Şerif ve 21 defa Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem salatu selam getirdikten sonra bu kağıt bir tarlaya gömülecek olsa o tarla her türlü yerden ve gökten gelecek afetlerden, belalardan, zarar ve ziyandan Allah'ın izniyle korunmuş olur. Evet dostlar, biraz da Ayet-el Kürsi'nin çok meşhur bir vevki var. Çok faziletli meşhur bir vevk, biraz da ondan bahsedelim inşallah. Ma'ul Ayneyn Eşşankıyti Rahimahullah'ın beyanı veçile ile Ayet-el Kürsi'nin şifa veren ve kişiye kafi gelen vevki şerifi kendisine muska yaparak ve abdestli olmaya gayret ederek üzerinde taşıyan kimseye Ümeranın, Meliklerin ve Rüasanın izzet, heybet, mutluluk, ilim, yücelik ve kuvvetlerinin ihsan edilmesine vesile olur. Bu vevki şerifin vesilesiyle gökten bereketler iner, afetler kalkar ve istekler gerçekleşir. Bu vevki şerifte tasavvuf yolunun başında olanlar için acayip sırlar vardır. Nihayete ulaşmış olanlar için ise birçok nurlar. Bu vevki şerifin kişiye kazandıracağı sıfatlar ve güzellikler olarak kısaca şunları sıralayabiliriz. Dini gayret, Allah-u Teala'ya yönelmek, muvaffakiyet, kuvvet, şerlere karşı muhafaza, düşmanlara karşı Allah-u Teala Hazretlerinden yardım ve galibiyet, kendisi ile alakalı kişiler tarafından itaat, yani anneye babaya saymayan takmayan çocukların anne babaya itaat etmesi, sevgi, muhabbet, kifayet, korumak, hıfz-ı eman, güvence içerisinde olmak, afetlerden selamet, şehirleri ve arazileri fethetmek, mülk, saltanat, rızık bolluğu, emirlik, gönül ferahlığı, ince anlayış, iyi ve güzel hal, sevinç, mal ve mevki bakımından artış, çoluk çocukta bereket, güzel hayat, çoluk çocuğun ve etrafındakilerin fesattan uzak olması, ince marifet ve ilimlere nail olmak, hikmet ve hakikatleri konuşma kabiliyeti, hastalıkların şifa bulması, dertlerin ve elemlerin son bulması, kısmeti kapalı olup da evlenemeyenin kısa zaman içerisinde kendisine talip çıkması.
Bu vevki şerifi safran mürekkebi ile yazıp bir miktar su içerisine koyup yazılar suya geçtikten sonra o sudan içen ya da bu vevki şerifi muska yapıp üzerinde taşıyan kişi insanların kem gözlerinden, nazarlardan korunmuş olur. Harbe girse muhafaza ve yardımcı olmuş olur. Kendisini gören herkes sever. Hangi bir mekana asılsa orada hayırlar artar ve orası afetlerden korunmuş olur. Ayrıca bu vevki şerif bayılmış bir sağra hastasının üzerine konsa o kişi anında kendine gelir. Bir büyü neticesinde cinsi manada eşiyle birleşmekten bağlanan kişi bu vevki şerifi safran mürekkebiyle yazıp bir miktar su içerisine koyup yazılar suya geçtikten sonra içerse Allah-u Teala'nın izniyle bağı çözülür. Aynı şekilde bu sudan yüksek ateş hastalığına tutulan kişi içerse iyileşir. Bu vevki şerifi üzerinde taşıyan kişi Allah'ın izniyle hırsızlardan, fesatçılardan, yol kesen eşkıyadan, yılan, akrep, böcek ve yırtıcı hayvan gibi yerden çıkan her türlü zararlı haşerattan korunmuş olur. Bu vevki şerif kendisinde çok sırlar barındıran büyük bir koruma zırhıdır. Bu vevkin kıymetini bilip buna sarılan kişi birçok şeyden ihtiyaçsız kalır. Zira bundaki sırlar o kişiye kafi gelecektir. Ancak şu kadar var ki bunu üzerinde taşıyan kişi abdestli olmaya gayret etmelidir. Evet sevgili dostlar, bu ayetel kürsünün vevki için tam manasıyla bir kibrit-i ahmer diyebiliriz. Neredeyse içerisinde barındırmadığı sır yok. Bence herkesin istifade etmesi gereken çok kuvvetli bir dua ve hiç şüphesiz çok kuvvetli manevi bir kalkandır. Bu vevki şerifin de linkini aşağıda veriyorum. İsteyenler indirip yazmasını bilenler yazabilirler. Yazamayanlar ise yazma hususunda acizane yardımcı olabiliriz. Evet sevgili dostlar, bu gibi güzel bilgilerin paylaşılmasını, yayılmasını istiyorsak kanalıma abone olup beğeni de atarsınız. Bu işte bize destek olmuş olursunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir başka duada görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.